Rabbi daha derinden ve daha yakından tanımak. Ve bugün sormak istiyorum kardeşler, kız kardeşler. Rabbi daha yakından ve daha derinden tanımamız mümkün müdür? Mümkün mü değil mi mümkün? Evet. Rabbi daha derinden ve daha yakından tanımamız kesinlikle mümkündür. Çünkü Yüce Rabbimiz kendisini tanımamız için evrenin her yerine sevgisini büyük harflerle yazdı. Amin. Amin. Rabbin sevgisini görüyoruz her yerde kardeşler, kız kardeşler. Rabbi tanımamız için baktığımız her yerde Rabbin sevgisini, bize olan sevgisini büyük harflerle görüyoruz. İsa Mesih bizi seviyor. Amin. Amin. Ve biz de onu her gün ve her gün tanımamız için çaba göstermeliyiz. Bazı defa diyoruz ki ben Rabbi tanıyorum. Ben Rabbi biliyorum. Ama gerçekten sana bugün sormak istiyorum. Sen Rabbi tanıdığından emin misin? Rabbi tanıdığından emin misin? Rabbi tanımak sadece sözde değil, yaşamımızda da gösterilmelidir. Hayatımızda da Rabbi tanıdığımızı her pahasına da olsa göstermeliyiz kardeşler, kız kardeşler. Rabbi daha yakından ve daha derinden tanımak için ne yapmalıyız? Kendimize soralım. Ben Rabbi daha derinden, daha yakından tanımak için ne yapıyorum? Kendine sor. Ne yapıyorsun bugün Rabbi daha derinden tanımak için? Ha kardeşler, kız kardeşler. Ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Süleyman. Rabbi daha derinden, daha yakından tanımak için bugün günde ne yapıyoruz? Ben gerçekten Rabbi tanıyor muyum? Diye kendimize sormalıyız. Rabbi tanıyor muyum gerçekten ben? Tanımaya çalışayım ben her gün. Her gün. Rabbi her gün tanıyabiliriz. Bir örnek verebilirim size. Bir erkek kadınını, evlendiği eşini nasıl her gün ve her gün daha iyi tanırsa, biz de Rabbi her gün ve her gün daha derinden, daha yakından tanıyabiliriz. Amin. Çünkü biz eşlerimizi mükemmel olarak tamamıyla tanımayız. Her gün onları tanıyız. Her gün bir şey onda görürüz ve deyin ki aa bak bu böyle, aa böyle. Her gün onu daha iyi çözürüz. Neden? Çünkü onunla yaşıyoruz. Ve her gün ve her gün onu iyi tanıyız. Ve Rab'le her gün yaşarsanız, ve Rab'le her gün yürürseniz, ve o zaman Rabbi de her gün ve her gün daha iyi tanıyacağız. Amin. Emin olun. Daha iyi tanıyacağız. Biz çoğu zaman biliriz mi ne diyoruz kardeşler? Ben İsa'ya iman ediyorum deyiz. Değil mi? İsa'ya iman ediyoruz. Ben İsa'yı izliyorum da diyoruz. Ama ben İsa'yı tanıyorum hiç demiyoruz. İsa Mesih'i tanımak daha ciddi bir şey. Ona iman etmekten, onu izlemekten, onu tanımak daha ciddi bir şey. İnanın. Eğer Rabbi tanırsanız birinci olarak biz ona iman edeceğiz. Tanımadığın birine nasıl iman edeceksin? Sana sormak isteyeyim. Tanımadığın birine nasıl güveneceksin? Güvenemezsin. Tanıdığın kişiye güvenirsin. Tanıdığın kişiye inanırsın ancak, değil mi öyle? Ve biz Rabbi ilk yerde, ilk önce tanımalıyız. Amin. O zaman ona iman etmeliyiz ve o zaman onu izlemeliyiz. Biz bu sözü onu diyoruz deme. Ben İsa'ya iman ediyorum diyoruz. Rabb'e iman ediyorum. Rabb'i izliyorum. Ama onu tanıdığımızı söylemeyiz. Maksat olan kardeşler Rabb'i tanımak. Bu daha ciddi bir şeydir. Daha ciddi ve daha önemli olan bir şey ki Rabb'i kişisel olarak tanıyasın. İzlemek başka, iman etmek başka ve Rabb'i mükemmel bir şekilde her gün ve her gün tanımak daha başkadır. Bunun için benim tavsiyem her gün ve her gün Rabb'i daha iyi tanımaya çaba gösterelim. Amin. Bu mümkündür. Rabb'i tanıyabiliriz. Tanıyabiliriz onu. Çünkü Rabb her yerde bize kendini tanıtıyor. O kendini bizden gizlemiyor. Her yerde kendini bize açık olarak gösteriyor. Sen Rabb'i tanıyabilirsin. Ben Rabb'i tanıyabilirim. Ve o hazırdır bize kendini tanıtmak.
yaptırsın. Amin. Önemli olan bizim yüreğimizde istek olsun onu tanımak için. Diyelim ki Rab ben seni tanımak istiyorum. Amin. Rab ben seni izlemek istiyorum. Amin. Her şeyden önce seni tanımak istiyorum. Seni tanımak istiyorum. Tabii ki de kendimizden Rabbi tamamıyla tanıyamayız. Kendi kendimizi onu tanıyamayız. Ancak kutsal ruh bize onu tanıtacaktır. Amin. Kutsal ruh bize yardım edecektir. Rabbi daha derinden tanıyalım. Daha derin biliniz mi ne bu? Denizin kıyılarını düşünün. Daha derine girdikçe, daha derine girdikçe orada daha önemli şeyler bulacağız. Mesih bir okyanus gibidir. Mesih bir deniz gibidir ve ondan girdikçe daha derinlere girdikçe onu daha çok bulacağız. Amin. Daha çok ona doyacağız. Daha çok ondan bereket alacağız kardeşler. Bunun için Mesih'i her gün ve her gün tanımalıyız. Ve bunu kendimiz başaramayacağız. Ancak kutsal ruh bize her gün Mesih'imizi tanıtacaktır. Amin. Rabbi daha derinden ve daha yakından tanımak için birkaç tane şart var. Ben şimdilik sadece 3 tane şart yazdım. Ama onlar daha çok var. Ama bunların üçüne şimdi bakalım. Birinci şart şudur. İnsan söz dinlemeyi bilmelidir. Birinci şart. Eğer Rabbi tanımak istersen söz dinlemeyi bilmelisin. Söz dinlemeyi ve itaat etmeyi bilmelisin. Söz dinlemek demek itaat etmek demek. Ve bu hükümde sana sormak istiyorum. Sen söz dinleyen biri misin? Rabbe itaat eden biri misin ki Rab sana kendini açıklasın? Rab sırlarını sana göstersin diye. Rab bu hükümde sırlarını bizimle paylaşmak istiyor. Kendini bize tamamıyla tanıtmak istiyor değerli kardeşlerim. Ve bugün biz Mesih'i daha derinden tanımak için söz dinlemeliyiz. Kutsal kitaptan örnek verdiğimizde örnek vereceğimiz kişiler İbrahim ve Musa. Onlar ne yaptı? Söz dinlemeyi bildiler. İbrahim Rabbin sözünü dinledi ve itaat etti. Kendi oğlunu kurban etmeye hazırdı. Değil mi öyle? Neden? Çünkü Rabbin sözünü dinledi ve itaat etti. Aynı şekilde Musa da Rabbin sözünü dinledi ve söz dinlemeyi bildi ve Rab ona her bir konuda yardım etti. Ve bu Tanrı adamları Rab'le beraber yürüdüler. Bir arkadaş oldular. Bir dost haline geldiler. Neden? Çünkü Rabbin sözünü dinlediler. İtaat ettiler. Ve bunca Rabbin sözünde görürüz birçok peygamber Rabbin sözüne itaat etti ve söz dinlemeyi bildi. Söz dinlemeyi bildi. Ve bugün de sormak istiyorum kardeşlerim ve kız kardeşler. Biz söz dinleyen kişiler miyiz? Eğer Rab'le dost olmak istiyorsanız, onunla arkadaş olarak yürümek istiyorsanız söz dinlemesini bilmeliyiz. Amin. Onun sözüne itaat etmeliyiz. Onun kendisine itaat etmeliyiz. Ona bağlanmalıyız. Onun buyruklarını yerine getirmeliyiz. Bizim için iyi bir örnek kutsal kitapta açabilirsiniz. Romalılar 5. bölüm. Romalılar 5. bölüm 19. ayette bakın ne diyeyim. Elçi Paulus oradan Mesih'imiz için şöyle diyor. Çünkü bir adamın söz dinlemesliği yüzünden nasıl birçok günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle birçokları da doğru kılınmıştır. Amin. Kim söz dinlemedi? Adem. Adem. İlk insan Adem söz dinlemeyi reddetti. Rab'be itaat etmeyi reddetti. Ve günah onun yüzünden bu dünyaya geldi. İlk günah nereden geldi? İtaatsızlıktan dolayı. Söz dinlememezlikten dolayı günah geldi. Ama ikinci adam üzerinde Mesih'in sayesinde ne geldi? Doğruluk geldi. Amen. Neden? Çünkü Mesih söz dinlemeyi bildi. Tanrı'nın sözünü tamamıyla yerine getirdi. Amin. Amin. Ve bizi de doğru olarak kıldı. Günahtan bizi özgür kıldı. İşte biz de sevgili kardeşler, kız kardeşler söz dinlemesini bilmeliyiz. Mesih'in doğruluğu içinde yaşayabilelim diye. Amin. Yaşayabilelim diye.
İkinci şartımız şu kardeşler. Rabbi daha derinden ve daha yakından tanımak için onun buyruklarını tutmalısın. Amen. Onun buyruklarını tutmalısın. Onun buyruklarından biri de biliniz mi dedim? Hepimizin bildiği bir ayet. Birbirinizi sevin. Sevin. Ve bu buyruğu tutuyor muyuz? Diye kendimize bir soralım. Yuhanna 13. bölüm 34-35 hepimizin bildiği ayette. İsa Mesih orada diyor ki size yeni bir buyruk veriyorum. Eski buyruk değil, yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Ve o zaman 35. ayet devam ediyor. Ve o zaman diyor ki herkes benim öğrencilerim olduğunu görecekler. Benim öğrencilerim olduğumuzu görecekler. Demek ki buyruklarından biri Rabbimizin birbirimizi sevelim. Ve daha çok buyrukları var Rabbim. Ve biz dikkat edelim. Ben sadece bu buyrukları örnek vereyim. Daha çok buyruklar var. Biz bu buyrukları yerine getiriyor muyuz? Biz yerine getiriyor muyuz buyruklarına Mesih'in? Onu tanımak için onun buyruklarını yerine getirmemiz şarttır. Amin. Bu şarttır, zakondur. Mesih'i tanımak istersen onun buyruğunu yerine getirmen lazım. Rabbin sözü de ki filozofya şudur kardeşler, unutmayın. Rabbin sözündeki filozofya şudur. Beni tanıyan buyruklarımı yerine getirmesi gerekir. Bu bir filozofyadır. Kutsal kitabın filozofyası budur. Şartı budur. Beni tanımak isteyen buyruklarımı yerine getirmelidir. Biz eğer Rabbi tanırsak onun buyruklarını o zaman yerine getireceğiz sevgili kardeşlerim. Bakabiliriz 1. Yuhanna 2. bölüm 3 ve 4 ayetler, bakalım orada bize ne söylüyor Rabbin sözü. Evet, Yuhanna burada şöyle diyor. Buyruklarını yerine getirsek onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Kimin buyruklarını yerine getirirseniz onu tanıdığımızdan emin olacağız. Rabbi tanırsanız onun buyruklarını yerine getirdiğimizden emin olacağız. Amin. Onu tanırsanız buyruklarını yerine getireceğiz. 1. Yuhanna 2. bölüm 3 ve 4 ayette. Evet. Ve sonra 4. ayette şöyle değil. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyin yalancıdır. Bak, yalancıdır. Ve sonra değil, kendisinde gerçek yoktur. Kendisinde gerçek yoktur. Rabbi tanıyoruz değil mi? Onun buyruklarını tutuyoruz mu? Rabbi tanıyoruz demek çok kolay ama buyruklarını yerine getirmek o kadar zor geliyor bize ki hiç olamaz. Sadece sözde Rabbi tanımak değil, gerçekte Rabbi tanımalıyız. Amin. Gerçekte ve ruhta onu tanımalıyız. Hepimiz burada değiliz, Rabbi tanıyız. Buyruklarını tutuyoruz mu? Buyruklarına diyor ki, Rabbi tanıyan kişi eğer buyruklarını tutmazsa o yalancıdır değil. Eğer Mesih'in buyruklarından birini dedim size, birbirimizi sevmezsek biz o zaman yalancıyız ve onu tanımayız. Kesinlikle onu tanımayız kardeşlerim. Bu yüzden Mesih'in buyruklarını tanımamız için çaba gösterelim. Ben başladım bunu hazırlamam. Mesih'in buyrukları nedir? Rabbin buyrukları nedir? Ve en kısa zamanda onlara bir liste yapacağız ve size dağıtacağım. Buyruklar ne demek? Kutsal kitaptaki buyruklar ne? Ve onları rağmen yerine getirelim. Her gün ve her gün bilelim biz ne yapmamız lazım. Bizim için zakon ne demek? Rabbin sözüne göre. Ve bunu yerine getireceğiz. Değil mi? Amin. Evet. Rabbi tanıyan buyruklara uygun yaşıyor. Rabbi tanırsanız onun buyruklarına da uygun yaşayacağız kardeşlerim. Rabbi daha derinden ve daha yakından tanımamız için ruhsal ve kutsal bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Amin. Yok, bu şart değil. Sadece böyle yazabilirsiniz onu size. Rabbi tanımamız için evet, şartlardan biri de olabilir. Eğer Rabbi tanımak istiyorsanız kutsal, ruhsal ve kutsal bir yaşam sürmeliyiz. Ne kutsal ruhsalsız olur, ne ruhsalsız da kutsalsız olur. İkisi de ne an biri olsun. Eğer kutsal bir yaşam sürürseniz kutsal olacağız. Amin. Ruhsal bir yaşam sürerseniz
kutsal olacağız kardeşlerim. Bunların ikisini lazım birlikte sürdürelim. Eğer Rabbi tanımak isterseniz ruhsal ve kutsal bir yaşam sürmeliyiz. Amin. En ruhsal olalım, en kutsal olalım anlayacağız. Amin. İkisini beraber yapmalıyız. Eğer ruhsal değilseniz kutsal da olamayacağız. Eğer kutsal değilseniz ruhsal da olamayacağız. Anlıyorsunuz mı? Ve Rabbi tanımak mümkün olmayacak o zaman. O yüzden Rabbi tanımak için ruhsal ve kutsal bir yaşam sürmemiz lazım. Çünkü bizim Rabbimiz nedir? Kutsaldır. Ve biz de ruhsal ve kutsal olmalıyız ki onu her gün ve her gün tanıyalım. Her gün ve her gün tanıyalım. Çünkü Petrus diyor ki 1. Petrus 1.16'da bizim Tanrımız kutsaldır. Siz de kutsal olun. Amin. Eğer bizim Rabbimiz kutsalsa ve onu biz tanımak isterseniz de kutsal olalım ki onu tanıyalım. Öyle onu tanıyamayız. Kutsal olmadan onu tanımamak mümkün değil. Lazım kutsal bir yaşam sürelim ki kutsal olan Rabbi tanıyabilelim. Amin. Kısacası Rabbi Taha'yı tanımamız için ne yapmamız lazım? 24 saat ruhsallık ve kutsallık içinde her gün ve her gün yaşamalıyız. Amin. Zor. Yatır kanabile lan. Kutsal olalım. Düşünün. Git salı bana. 24 saat. 7-24 var ya bir söz. 7-24 kutsallık içinde yaşayalım. Evet. Bu bizim için çok önemlidir kardeşlerim. Her zaman, her vakit kutsal bir yaşam sürmemiz lazım. Amin. Olamaz sadece kilise içinde ruhsal ve kutsal olalım ama dışarı çıktığımızda imansız olalım. Buraya geldiğimizde hepimiz ruhsalız. Aleluya. Hepimiz amin. Ruhsalız. Lakin sürüyoruz. Dışarıda ruhsal mıyız? Yeni. Dışarıda kutsal mıyız? Amin. Kendimize bunu soralım. Olacağız. Bunu yapmalıyız kardeşlerim. Ruhsal ve kutsal bir yaşam sürmek için dışarıda da aynı kişileri olmalıyız. Aynı olmalıyız. Her zaman ve her yerde 24 saat kutsallık içinde yaşamaya çaba gösteremeliyiz. Üçüncü şart yazın. Üçüncü şart şu. Rabbi Taha derinden ve daha yakından tanımak için onunla zaman geçirmek gerek. Onunla zaman geçirmek gerek. Çok önemli. Rabbi tanımak için onunla zaman geçiririz mi? Çok kolay biz Rabbi tanıyoruz demek. Çok kolay. Ama Rabbi tanımak için üçüncü şart zaman geçirmek. Örnek verirse size kardeşlerim. Bir kişiyi daha yakından tanımak için onunla ne yapman lazım? Zaman geçirmen. Zaman geçirmen lazım. Onunla konuşman lazım. Onunla paylaşman lazım. Onunla arkadaş olman lazım. Onunla ilişki kurman lazım ki onu daha iyi ve daha iyi tanıyabilesin. Değil mi öyle? Evet. İnsansal olarak budur. Bir insanı çözebilmen için onunla zaman geçirmen lazım. Onunla konuşman, onunla paylaşman lazım ki onu daha iyi tanıyasın. Daha iyi anlayabilesin onu. Nasıl bir kişi olduğunu. Evet onunla bir sofraya oturmalısın hatta. Beraber onunla zaman geçirmelisin. Evet. Ki onu anlayasın. Hani bir var ya sadece yatak lazım ayırsın bizi. O kişiyi tanıman için. Öyle arkadaşlar var. Hani birbirimizi tanımamız için. Uzaktan bir kişiye selam vererek bir kişiyi tanıyamayız. Sadece birine de selam nasılsın onu tanıyamazsın sadece ona selam vererek. İsa sana selam. Mesela. Yok. Evet. Sadece birine selam vererek onu tanıyamazsın. Ama o kişiyle ne yapman lazım? Ona yakın olman gerek. Onunla zaman geçirmen gerek. Ve o kişiyi gün ve gün daha iyi tanıyabilmen için. Değil mi öyle kardeşler? Evet. Şimdi ruhsala çeviriyoruz. Ruhsal durumumuz şu. Aynı şekilde ruhsal olarak da böyledir. Eğer Rabbi daha derinden ve daha yakından tanımak isterseniz o zaman dua eden kişiler olmalıyız. Amen. Duada onunla konuşmalıyız. Rab'le duada konuşmalıyız ki onu tanıyabilirim. Evet, onunla konuşmalıyız. Sonra onunla paylaştığımız olması gerek. Yani kutsal kitabı her gün ve her gün okumalıyız ki Rab de bize konuşsun.
okumalıyız. Uzaktan sadece Rab'be selam vererek geçmeyelim. Biz bazı defalar Rab'be sadece bir selam veririz geçeriz. Kim bu bizim anlayız? Rab'be karşına selam vermek değil, onunla dost olmak gerek. Amin. Dost olmak gerek. Biz sadece selam vermek değil, Rab'be yakın olmak, onunla can olmak istiyoruz. Onun bedeni olmak istiyoruz. Amin. Amin. Onun bizde ruhunun yaşamasını istiyoruz. Amin. Ama baba seslenmek istiyoruz. Amin. Herkes baba diyemiyor. Herkesin babası Tanrı değildir. Yalnız ona iman edenler onun çocuklarıdır. Amin. Oğullarıdır. Onu tanıyan kişilerdir. Bugün bizim göksel babamız var. Amin. Ve biz direkt olarak ona abba baba seslenebiliriz. Neden? Amin. Çünkü onu tanıyoruz. Amin. Amin. Ve tanımak ve tanımak ve tanımak istiyoruz. Her gün, her gün onu daha derinden tanıyacağız. Değil mi kardeşim? Amin. Mesih'i her gün yeniden öğreneceğiz. Bir günde çözemeyeceğiz onu, inanın bana. Rabbi bir gün tanımakla bitmiyor. Bir ömür boyu onu tanımalıyız. Ne kadar uzun ömrümüz varsa onun gelişine kadar hayatta olduğumuz gerekten Mesih'i her gün tanıyacağız. Onun sözünü her gün ve her gün anlayacağız. İnanın biz başladık hatta kutsal kitabı okuyup ve ayeti okuyup geçip bir sene Rab başka konuşuyor bana. Daha derin anlayayım onu. Daha yakın anlayayım onu. İsa Mesih bize kendini daha derin açıklamaya başlıyor. Amin. Biz onu daha yakından tanıdıkça daha derinden onun hazinelerine giriyoruz. Onun okyanusuna, onun derinliğine giriyoruz. Ve bize sırlarını açmaya başlıyor. Mesih bize sırlarını açıyor. Mezmur 25'te öyle diyor. Rab'den korkanlara Rab sırlarını açar diyor. Amin. Biz Rab'den korkarsak onu tanıyan kişiler olacağız. Onu tanıyan kişiler olacağız kardeşlerim. Aynı şekilde Rab'be sadece uzaktan selam vererek kalmayalım. Ama Rab'le her gün ve her gün zaman geçirelim. Onunla bir arkadaş, bir dost gibi olalım. Amin. Amin. Arkada sadece kalmayalım, dost olalım. Amin. Baştan arkadaş gibi olabiliriz onunla. Ama dostluğa o arkadaşlığı çevirmeliyiz. Amin. Çünkü Mesih bizim dostumuzdur. Arkadaş sadece arkadaştır. Her şeyini bilmeyin. Her şeyini anlamayın. Onunla sırlarını paylaşamazsın. Onunla oturup dertleşemezsin. Ama dostunla her şeyi paylaşabilirsin. Doğru mu? Amin. Evet. Sadık kişiyle her şeyi paylaşabilirsin. İşte Mesih'imiz sadıktır. Biz de ona sadık olalım. Biz de onu tanıyalım. Amin. Amin. Her gün ve her gün Mesih'imizi tanıyalım. Onunla zaman geçirelim. Ve kiliseye sadece gelmekle Rabbi tanımayacağız. Unutmayın bunu. Bunu kesin söylemek isteyeyim. Zaman ki buraya topluluğa katılarak biz Mesih'i tanıyacağız. Öyle bir şey yok. Sadece toplantı, bir çağız tamam toplantıya gelerek de tanıyabiliriz onu bir kısmını. Ama tamamıyla daha derin, daha yakın onu tanımamız için zaman geçirmemiz lazım.